Armut Gölet'inden herkese selam. Yeni bir sabah uyandık. Harika bir manzara var arka tarafta. Şöyle göstereyim. Gölet hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Hafta içi gelmek en mantıklı seçenek. Bir gece kaldık. Gece 2 derecelere kadar düştü sıcaklık. Şimdi göletin etrafında öyle bir yürüyüş yapıp sabah fotoğrafı çekeceğim. Biraz drone kaldırdım. Bir yarım saat falan onunla görüntü aldım. Onları da videonun içerisine gömerim artık. Gölet ulaşılması çok yakın, kolay bir noktada. Genelde Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Kütahya tarafından gelen insanlar var. Çok da uzak bir yerde değil. Tam net olarak kilometresini hatırlamıyorum da. Eskişehir'e 80 kilometre sanırım. Net bilgiyi alt tarafa yazarım. Pazar yerinden Eskişehir'den gelirken navigasyondan bilgi aldığınızda size Bursa yoluna sokup mezitler tarafından getiriyor navigasyon. Bunu dikkate alırsanız mezitlerden sonra yukarıya doğru bir toprak yol var. O yoldan, çakıllı bir yoldan geliyorsunuz. Biraz bozuk. Ama en güzel yol Eskişehir'den gelirken Bozüyük'ten sonra İstanbul yoluna girip Küçük Elmalı Göleti tabelasını takip edip o tabela üzerinden pazar yerine geliyorsunuz. Bozcu Armut diye sola bir yol ayrılıyor. Bu yol göletin karşıda bulunan bir yol var. Karşıda bulunan yola kadar asfalt olarak geliyor. Gayet temiz bir yol. Kullanacaksanız bu yolu kullanırsınız. Bu arada pazar yerinden geçerken soydan bozası var. Boza almayı mutlaka ihmal etmeyin bence. Kaçıracağınız güzelliklerden biri olur, lezzetlerden biri. Yanında da çok güzel helvası var. Helvayı dışarıya pazarlamıyor diye biliyorum. Helvayı sadece her zaman geldiğimde burada bulabiliyorum. Gayet güzel. Şimdi şuradan arka taraftan göletin manzarasıyla devam edelim. Böyle bir manzara var. Şu bulunduğumuz yol, yani şu benim biraz önce geldiğim yer. Bu yol daha önce patikaydı ve sağlı ve sollu ağaçlar vardı. Burada ne yazık ki anlam veremediğim bir şekilde çalışma yapmışlar. Şimdi şu yukarıya zoom yapabilirsem. Evet, buralar. Mesela buralar böyle full ağaçtı. Şu bölge. Burayı komple kesip aynı şekilde, bak şuradaki çamları görüyorsunuz. Bunları kesip yine aynı şurada. Bunları kesip burayı açmışlar anlamsız bir şekilde. Çok güzel, sevimli bir yürüyüş patikası varken böyle sağlı sollu amaçsız arabanın giremeyeceği bir nokta. Yani ne akla hizmet, bilinçsizce yapılan bence bir şey. Yine burada bakın. Duyarlı olamadığımız nokta her yerde aynı. Yani şu yoldan ne araba geçebilir? Belki off-road araçlarıyla gidilebilir de onlar için de açılmış olamaz diye tahmin ediyorum. Buranın güzelliğini bozmuşlar açıkçası. Daha önce çok küçük, İki insanın yan yana yürüyebileceği küçük bir patika vardı. Sevimli bir patikaydı ve ağaçların arasındaydı. Şimdi sağ taraftaki ağaçları yok edip bunları kesip böyle. Ve bu taraftakileri de hemen şurada bakın. Bu tarafı da kesip böyle berbat bir hale getirmişler. Bu arada gölete girdiğinizde
Eğer pazar yeri tarafından gelirseniz, o düzgün asfalt dediğim yoldan gelirseniz, kapıda biri sizden ücret alıyor, 10 lira. Yasal mı değil mi onu bilmiyorum artık. Ama bu mezitler tarafından bozuk yoldan gelirseniz arka tarafta herhangi bir görevli yok. Oradan bedava girip konaklayabilirsiniz burada. Bakın görüyorsunuz. Yazık değil mi? Bakalım. Şu ağaç neredeyse 20 yıllık. Ki ileride saydığımda bunun gibi ağaçlar var. 80-100 yaşında. Bildiğiniz kesmişler. Aslında Bozcaada Göleti benim 10-15 yıldır geldiğim nokta. Tabii ki son 5 yıl içerisinde sosyal medyada da yaygınlaşmasıyla böyle yerlerin. Ben baktığımda İstanbul'dan, Antalya'dan yani farklı farklı noktalardan gelenler var buralara. Eskiden biz geldiğimizde burada sadece bizim çadırımız oluyordu, kamp atıyorduk. Çok bakir bir noktaydı. Ama son zamanlarda dediğim gibi 4-5 yıldır burası iyice mahvolmuş vaziyette. Fazla kişinin gelmesiyle de işte imkan sağlayalım deyip böyle göl kıyısında greyderle girip ağaçları kesmişler. Çok üzücü bir durum. Ya bu konuda ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Mesela dün akşam pardon, dün öğle saatlerinde geldik biz, saat 12 gibi. Şu an gölde çok fazla kişi yok, hani 10-15 çadır falan vardır. Ya buna da şey diyorum artık, çok çadır değil diyorum 10-15 çadıra. Dün saydığımda sadece bizim bölgede 50-60 tane araç vardı. Gece kalırlar mı dedik ama kalmadılar. Bizim bölgemizde şu an 7-8 çadır var. Şimdi Bant'e doğru gidiyorum. Bant'in oradan da görüntü alacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Burada tek çeken şebeke Turkcell. Turkcell de sadece bir çekiyor. Yani sosyal medyayı pek kullanamıyorsunuz. Benim de anlık iletilerimi Instagram sayfamda muhtemelen biraz 2-3 gün sonra atacağım. Çektiklerimi. Vodafone, Türk Telekom burada yok arkadaşlar. Sadece tek çeken hat Turkcell. O da belli bazı noktalarda. Evet, buradan da bir gölün manzarasına bakalım. Buradan da harika duruyor. Eskiden bu arkadaki, yani şu taraftaki patika yokken en çok Bozcaada'ya gelen kişiler şurayı kullanırdı. Buranın da
Hemen arka tarafı var şu taraf. Şimdi burada çok güzel olan bir şey var. Köpekler için buraya mama koyuyorlar. İşte görüyorsunuz, ön tarafını görüyorsunuz. Bu da en güzel şey ve bu en berbat şey. Rezillik. Bunda emeği geçen sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla doğa temalı kadın Rabia'nın çok büyük emeği var. O da burada da bir tane kulübe var görüyorsunuz. Onun da burada çok emeği var. Daha önce o da yıllardır buraya gelip kimsenin olmadığı zamanlar burada çok emek harcadı takip ettiğim kadarıyla. Ama işte bu emeğin karşılığı olmamalı. Böyle bir şey olamaz. Şuna bir bakın. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Rezalet. Gerçekten rezillik. Kış günlerinde burada kar yağdığında, buralar kar kaplıyken geldiğimizde o buraya çuval çuval mama getiriyordu. Buna birebir şahidiz. Teşekkür ederiz. Buradan da iletelim. Şimdi buradan artık ben iniyorum. Evet, şu an Bent'teyiz. Bent'in buradan muazzam bir görüntü var. Hemen buradan makinemi alıp birkaç kare çekmek istiyorum. Görüntü hafta sonları gelen çok fazla yürüyüş trekking grubu var. Yine şundan bahsedecek olursak göletin bulunduğu noktanın yüksekliği rakım olarak biraz fazla. Bizim kamp kurduğumuz alan şu arka köşe. Şimdi biraz önce yürüdüğüm yer gölün karşı tarafıydı. O patikada açılan yolda yürüdüm. Şurası Bent'in olduğu alan. Burada iskele var. Şimdi oraya bir trekking grubu geldi. Kendileriyle biraz muhabbet ettik. Acayip eğlenceliler. Göletin bu tarafı genelde, şimdi göstereceğim, genelde bu şekilde eğimli. Yani çadır kurmak için bayağı bir düz alan. Ama ihtiyacı içerisine gireceksiniz. Onlar da göletin bu tarafında, yani asfalt olan kısmında birkaç noktada var. Bakın görüyorsunuz.
Hep aynı dip şekilde devam ediyor yol. Burası genelde köyden itibaren, pazar yeri noktasından itibaren hep aynı şekilde, bu şekilde asfalt. Hiç bozuk yolu yok. Ama bu yolun göletin sonundan itibaren toprak yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Oradan mezitlere kadar inebiliyorsunuz fakat toprak yol. Mesela Bursa'dan gelen turlar var. Orayı kullanmayıp, yani oradaki toprak yolu burayı kullanmayıp mezitlerden girebilirler aslında. Fakat onlar da arka taraftan pazar yeri noktasından geliyorlar. Pazar yerinden de her ihtiyacınızı alabilirsiniz bu arada. Bakın şimdi böyle banklar var. Bank atmışlar buralara. Burada nereye çadır, çok zor. Yani kurulmaz. Ne yolun sağ tarafı. Muhteşem bir manzara. Yine karşıdan bir trekking grubu geliyor. Yine gölette bir nokta var. O asfalt yolun hemen solunda kalıyor. En güzel yerlerden biri. Merhaba. Merhaba. Ne haber Ahmet? İyidir. Ne tarafa? Böyle gidiyor mu? Gölete gelenlerin amacı sadece çadır kurmak, işte trekking yapmak değil. Bunun haricinde kıyı balıkçılığıyla, tatlı su balıkçılığıyla uğraşan kişiler de burada keyifli zaman geçiriyor. Şu an size bir şey göstereceğim. Bakın karşı tarafta arabayla gitmeye çalışıyorlar. Ama ileride yol bitecek zaten, geçemeyecekler. Hiçbir amacı da yok yani, gidip karşı tarafa kurulamayacaklar. Her neyse, tatlı su balıkçılığı da yapılıyor burada. Fakat göletin zemini genelde, burası ağaçlık bir bölge olduğu için, göletin altı da genelde otluk, yosunluk ve kütüklerle oluşuyor. Yani attığınız olta takılabiliyor. Bu yüzden dip olta değil, yerine şamandıralı oltalar kullanmak lazım. Balık var mı? İllaki vardır. Olmayan bir su yok zaten. Ama tabi denk getirebilmek önemli. Evet, Bolca Amk Küretinden yine aklınıza takılan sorular olursa videonun altına yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. Oradan hepsini cevaplarım. Bolca Amk Küretinden herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.